Oradan sonra Roma'da Villa Borghese adında bir parkta tanıştık. O beni görüp yanıma yaklaşıp tanıştı ve sonrasında bir yıl sonra hayatlarımızı birleştirmeye karar verdik. Sonrasında da Roma'da 2022 Kasım 12'de Roma'da güzel bir sade bir nikahla evliliğimizi gerçekleştirdik. Ben ve Michele ikimiz de sinir bilimciyiz. İkimiz de doktor unvanı taşıyoruz. Michele daha çok solucanlarla çalışıyor, gözle görülemeyen. Ben de fareler üstünde çalışıyorum. Michele'nin alanı Alzheimer üzerinde daha çok çalışmalarını sürdürdü. Ben de sinir bilimde davranış bilimine bakıyorum. Michele İngiltere'de yaşıyordu. İngiltere'deki işini bıraktı. Şimdi ben de İtalya'daydım. Şimdi Amerika'ya taşınıyoruz. Benim daha postdoc çalışmalarım. Peki siz ne amaçla Roma'ya gitmiştiniz? Roma'ya Marie Curie bursuyla gittim. Marie Curie bursu kazanarak gittim. Doktoramı orada tamamladım ve Avrupa Birliği kapsamında orada çalışmalar yaptım. Peki sizin de bildiğiniz gibi Nazilli ilçesi aynı zamanda uzun yaşam kenti. Evet. Uzun ömürlü insanların yaşadığı yer. Evet. Eşinizin de bilim alanına giriyor. Evet. Acaba sorar mısınız bu konuları biliyor mu? Veyahut da ne gibi bir duygu yaşıyor Nazilli'de olmaktan? Peki Amerika'ya yerleşeceğini söylediniz. Evet. Düğünden sonra. Evet. Ne işle meşgul olacaksınız Amerika'da? Neler yapacaksınız? Doktora sonrası araştırmalarımı orada devam ettireceğim. Orada daha çok sosyal davranış, anksiyete, depresyon, empati gibi konuları fareler için. Başka neler demek istersiniz son olarak? Nazilli'de olmaktan çabuk mevzudiyeni yapmaktan çünkü biz Nazilli'de evimizde hissediyoruz. Umarım bir günde dönüş yaparız. Peki eşiniz ne diyor bu konuda? Do you wanna go come back to Nazilli'de? Of course, of course. Evet, tabii ki de. O çok seviyor Nazilli'yi. Peki Nazilli'ye yerleşmek istiyor mu? Mesela diyelim az önce de söylediğim gibi Akdeniz Üniversitesi burada uzun yaşam konusunda araştırmalar yaptı. O da o tür araştırmalar yapabilir mi? Güzel olurdu aslında, güzel bir fikir bu diyor. Üniversite için çok güzel bir fikir.